أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilik ver ve في الآخرة حسنة ahirette de iyilik ver وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيِّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَا يَقُومُ الْحِسَابُ O şiddetle hesap gününde. رَبَّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَيْ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala şu güzel ilim gecemizde o peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Allah'ın dualarını kabul etsin. Bu akşam Rabbim nasip ederse size 3 ayet okuyacağım. Kur'an-ı Kerim'den 3 ayetin tefsirini yapmaya çalışacağız inşallah. Ayetlerde hülasasında, özetinde Mevla Teala dua eden insanların vasıflarını bize anlatıyor. İki vasıfta insanlar var diyor. Yanlış dua edenler var, doğru dua edenler var. Duasını kabul etmeyecekleri var, kabul edecekleri var. Ahirette nasip verecekleri var. Biz inşallah nasip vereceklerinden, duasını kabul edeceklerinden olmak istiyoruz. Ama bunu bir anlamak lazım, öğrenmek lazım. Bunun da yolu ilimle olur anca. İlim olmazsa bu iş olmaz. Sesin derdine fark ettiğiniz üzere 3-4 gündür şifayı kaptık. Boğazlarım şişik, biraz zor konuşuyorum, hakkınızı helal edin. Biraz katlanacaksınız. İlim için kötü sese katlanmak zorundasınız kardeşler. Ben yarım saatte, 45 dakikada Allah'ın izniyle bu işi bitireceğim. Bu ayetleri iyi bir şekilde anlayacağız. Hayatımıza monte edeceğiz. Evimize gideceğiz. Biiznillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Bize şöyle buyurdu. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ İnsanlardan bazıları vardır ki şöyle derler. رَبَّنَا Rabbimiz اَتِنَا bize ver. فِي الدُّنْيَا ne vereceksen dünyada ver. Bu ne demek kardeşler? Şimdi biz Müslümanların inanışında hayat iki devreli bir maç gibidir. Şu anda hayatın biz dünya devresini oynuyoruz, ilk yarısını oynuyoruz. Bir devre daha var ama ahiret yarısı var ama o devrenin özelliği, o devre hiç bitmiyor. Halidine fiha ebeda, onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ölümsüzdürler, hastalanmazlar, yorulmazlar. Yorgunluk, açlık onları vurmaz. İkinci yarıda bitmek yok. Sonsuz bir yaşam var. Şu andaki yarımızsa bitmek üzere kurulmuş. Dünyanın en büyük kralları bile olsan, dünyanın en güzel, en gözde, hikmetli peygamberi bile olsan, peygamberler yeryüzünde Allah'ın en sevdiği insanlardır. Ama peygamber bile olsan gideceksin. Bu ilk yarıda öleceksin. Allah nefesini çekip alacak. Çünkü ana amacımız, ana merkezimiz ikinci yarıdır, ahirettir.
İnsanlardan bazılarından bahsediyor Allah Teala. Bu insanların özelliği şu: Allah'a herhangi bir duada bulundukları zaman bize ne vereceksen burada ver. Başka bir tarafta, başka bir dünya, başka bir alem, ahiret varmış, cennet varmış, cehennemden korunmak. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz bunları istemiyoruz. Biz sadece bu gördüğümüz, tatlandığımız, lezzetlendiğimiz, zevklendiğimiz dünyada nimet sahibi olmak istiyoruz. Nasibimizi burada istiyoruz derler. Bunlar kimler kardeşler? Bunlar kafirler. Hiçbir mümin bana vereceksen bu dünyada ver sözünü söyleyemez. Kafirden sözler, 10 sohbet yaptım. Kafirden sözler maddeleri anlattım 10 sohbette. Bunlardan bir tanesi neydi? Allah'ım bana cennette vereceğin ne varsa dünyada ver demek küfürdür. Bu buradaki kişi ne yapıyor? Veresiye değil. Yani öldükten sonra kavuşacağım bir yerden istemiyorum. Ben hemen burada istiyorum bana vereceğin nimetleri. Dolayısıyla cennet bana yazdıysan, orada bana vereceğin bir şeyler varsa ben istemiyorum. Bu dünyada gözümün gördüğü yerde, insanların gözümün önünde çok zenginleşeyim. Nimetleri ben burada almak istiyorum diyor. Bu söz apaçık bir küfürdür. Ahirete, hesaba ve cennete, cehenneme inanmayışının göstergesidir. Dolayısıyla adamı kafir etmek için yeterlidir. Bin netice, kim böyle dua ederdi? Müşrikler Kabe'yi tavaf eder, önce bir hamle yaparlar. Bakın bu noktada müşrikler Allah'tan nasıl istemeleri gerektiğini biliyorlar. Allah'ımızın adeti odur ki herhangi bir şeyi istemezden önce kendisini zikretmemiz ya da ibadet etmemizi ister. Mesela biz duaları ne zaman yapıyoruz? Namazlardan sonra. Namazları kılıyoruz. Duayı ne zaman yapıyoruz? Tavaftan sonra. Duayı ne zaman yapıyoruz? İftar sofrasında. Bütün gün oruç tutmuşuz. Aç kalmışız, susuz kalmışız. İftar sofrasında, sofranın başında, nimetlerin önünde ezana 2 dakika var. Boğazlar kurumuş, bağırsaklar kurumuş, mide kurumuş. Nimetlere bakıyoruz, hemen ellerimizi açıyoruz. O iftar sofrasında yapılan dua reddolunmaz. Duayı bak bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmanın akabinde Allah Teala'dan istemek. İşte o dua en makbul, en geçerli duadır. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayın Kur'an ayetlerinde. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan herhangi bir şey istemeden önce muhakkak onu zikrederdi. Bak ne diyor? Beni yaratan O'dur. Beni hidayete eriştiren de O'dur. Allah'ımızı met ediyor. Buna zikir denir. Allah'ımızı övme, yüceltme. Peşinden isteğini nasıl istiyor? Önce zikri yapıyor. Önce onu anıyor. Ondan sonra isteklerini sıralamaya başlıyor. Bu bize ibrettir kardeşler. İsteği ne? Ya Rabbi bana hüküm ve hikmet ihsan et ve beni salihlerin arasına kat. Önce onu yüceltti, tesbih etti, zikretti. Peşinden de isteklerini ortaya koydu. İşçiler ücretlerini nasıl alırlar kardeşler? Önce bir çalışma yaparlar. Bir ay. Bazıları aylık ücret alır, bazıları haftalık ücret alır. Bazıları da yevmiye işçisidir. Günlük ücret alırlar. Tüm gün boyunca çalışır, akşamleyin gider patrona der ki işim bitti. Patron da günlük ücretini buna verir. Önce bir çalışma, sonra istek. Kulların da Allah'tan isteme yöntemi bu olmalıdır. Önce çalışmanı yap, namazını kıl, zikrini yap. Ondan sonra Allah Teala Hazretlerinden isteyeceğini iste. Bakın müşrikler de burada ne yapıyorlar? Kabe'yi tavaf ediyorlar. Burada bir hamle var. İlahımızdan bir şey isteyecekler. Onların ilahında, Allah inanışında yerleri ve gökleri yaratan ilah var. O Allah'a, aynı Allah'a iman ettik müşriklerle. Fakat müşriklerin kafasında Allah'ın yardımcılara ihtiyacı var. Başka başka ilahlar olmak zorunda. Dediler, şimşek tanrısını Kabe'nin içine koydular. Rızık tanrısını, aşk tanrısını, çocuk doğurma tanrısını, hayvan tanrısını, bilmem ne tanrısını Kabe'nin etrafına, içine dolaştırdılar, doluşturdular. Allah'ımızın yanına 360 tane daha ilah koydular. Müşriklerle aramızdaki fark burada. Yoksa yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorsan onlara diyor Kur'an. Müşriklere desen ki yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah derler. Aynı Allah. Burada aynı noktadayız. Ama o Allah'ın yanında başka Allah'lar var mı? Soruyorsun. Hristiyan diyor ki var tabii. İsa da Allah, Meryem de Allah. Yahudi diyor ki var tabii. Üzeyir Allah'ın oğlu. Bu da bir Allah'tır. Diyor. Burada ayrılıyoruz. Bizim inandığımız Allah ile müşriklerin ve ehli kitabın inandığı Allah burada ayrılıyor. Farklı. Şimdi 360 putu olan putperest müşrikler de Kabe'yi tavaf ediyordu. Biz Kabe'yi nasıl tavaf ediyoruz Müslümanlar olarak? Muhammed Aleyhisselam'dan gördüğümüz şekilde. Kabe sol tarafımızda, kalbimize yakın tarafta durur. Ve soldan doğru döneriz. Soldan doğru. Saatin dönüşünün tam tersine. Zamanı geriye almak gibi.
Geçmişte işlediğim bütün günahlara tövbe ediyorum Allah'ım. Geçmişi geriye alıyorum. Zamanı geriye döndürüyorum. Şu an bir zaman makinesindeyim ve senin huzurunda bütün günahlarımı itiraf ediyorum. Sadece sen biliyorsun. Beni temizle. Buna Kabe-i Tavaf denir. Kabe-i Tavaf ederken nasıl dua ediyoruz? Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilik ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilik ver. Bak, hem dünyada iyilik istiyoruz, hem ahirette iyilik istiyoruz. Peşinden bir dua da, ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Ahiretteki iki duraktan bir tanesi olan cehennemden de korunmak istiyoruz. Her Müslüman o duraktan şiddetle sakınmalı, korunmalı. Müşriklerse ne yapıyor? Tavaf etti mi Kabe'yi? Tersten tavaf ediyorlar ve çıplak tavaf ediyorlar. Erkekler ve kadınlar Kabe'nin yanına geliyorlar, çırılçıplak soyunuyorlar. Hemen tavafa başlıyorlar, putların, her putun yanına geçtiklerinde biz nasıl Hacer-i Resved'e geldiğimizde istilam ediyoruz, yakındakiler elini sürer, uzaktakiler Bismillahirrahmanirrahim der, cennetten inen bir taş. Ona bir hürmet, bir saygı göstergesi. Onlarsa ilahlara saygı göstergesinde bulunuyor. Yüzlerce Tanrı'nın yanından geçerken ayaklarına secde ediyorlar, tavafa devam ediyorlar. Hepsi çırılçıplak. Tavafları bitiyor. Dönmelerini bitiriyorlar. Sonra elbiselerini giyiniyorlar ve putların karşısına bir kez daha geçiyorlar. Ve dua etmeye başlıyorlar. Nasıl dua ediyorlar? Ey falanca put, ey falanca Tanrımız, bize bu dünyada bol çocuk ver. Bol rızık ver. Bol yağmur yağdır. Yeni evler, yeni topraklar nasip et. Ve bizi düşmanlarımıza karşı galip kıl. Dikkat edin, duaların tamamı nereye yönelik? Hepsi bu dünyaya yönelik. Ahiret, hesap, ebedi yaşam. Oraya ihtiyaç yok. Her şeyi burada ver. Bize her şeyi burada ver. Bakın Rabbena Atina duası. Derseniz ki Muhammed Aleyhisselam'ın en çok okuduğu ve en çok sevdiği dua hangisidir hocam? Hangisi? Rabbena Atina fi dünya duası. Bundan daha çok okuduğu ve tavsiye ettiği başka bir dua yoktur. Hazreti Enes bin Malik, Allah onlara razı olsun. Geliyorlar Hazreti Enes'e. Ey Enes, sen Muhammed Aleyhisselam'ın en yakın talebelerinden bir tanesisin. Bize bir dua ediver. Enes bin Malik dua ediyor. Allah'ım size dünyada iyilik versin. Ahirette iyilik versin. Sizi ateşin azabından korusun. Üç adımlı bir duadır. Rabbena Atina duası. Oradakiler diyor ki Allah senden razı olsun ama devam et. Başka dua. Enes bin Malik diyor ki bundan daha üstün bir dua yok ki. Duaların en üstünü budur. Zira bir insanın bu dünyada gidebileceği durak üçtür. Hayatı boyunca gidebileceği üç tane durağı vardır. Bir, dünya. İki, cennet. Üç, cehennem. Dördüncü bir durak yok. Bunların ortasında gri bir çizgi yok. Kalabileceğimiz bir yer yok. Bu üç duraktan birine gideceksek o zaman en akıllı olan şey ne? İki durak hakkında iyi şeyler istemek. Allah'ım bize dünyada iyilik ver. Buradaki iyilik ne? İslam'ı öğrenme, güzel bir eş sahibi olma, ahlaklı, evine bakan, kocasına itaatkar, hayırlı, dualı, zikirli ve dualı değil. Ve dualı eş Allah kimseye vermesin. Oo, en beterleri. Dualı, dualı eş olacak. Senin evine nimetini getiren ve çocuklarına bakan adama beddua edersen ve bu adamın başına bir bela gelirse bu bela kime yansır? Ya bu adama sen bakacaksın. Yine senin başına patladı. Bu adam yine senin başına patladı. Niye kendi kendine beddua ediyorsun? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kendinize ve aile bireylerinize beddua etmeyin. Beddua etmeyin. Kendinize beddua etmiş olursunuz. Aileden herhangi birisine bir sıkıntı gelirse bütün aile acı çekiyor mu? Evinde oğlun ya da kızın hasta bir şekilde yatıyorsa, bir şey yiyemiyorsa sen o evde gülemezsin. Mutlu olamazsın, huzurlu olamazsın. O kalktı, yemeğe içmeye başladı, güldü, eğlendi, seninle şakalaşmaya başladı. Senin keyfin yerine geldi. Cebinde para olmasa bile. Çünkü evdeki herkes sağlıklı. Bundan daha güzel bir şey yok. Dolayısıyla müşrikler sadece dünyaya yönelik dua ettiler. Allah Teala buyuruyor ki, Rabbena atina fid dünya. Bize ne vereceksen bu dünyada ver dediler. Onlar. Ve mâ lehu fil âhireti min halâk. Onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Sıfır nasip. Sıfır fayda, sıfır kar. Tamam da bu dünyada 150 de yaşasan, 200 de yaşasan,
eski kavimlerdeki peygamberlerin kavminde bile olsan, bak yoksun. Şu anda yoksun. 700 yıl yaşayan, 900 yıl yaşayan, Hazreti Adem'den bahsederken Kur'an 950 sene diyor. Net rakam veriyor bize. 950 yıl yaşadığını bildiriyor. 950 sene, 1000 sene yaşayan kavimler var. Eski kavimler böyleydi. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini kısa yaptı. Benim ümmetimin ömrü 60-70'i pek geçmez diyor. Övgüler ve selam efendim olsun. Şimdi bunlar bile gitmiş. Dolayısıyla sen de gideceksin, ben de gideceğim. Madem gideceğiz, madem Ankara'ya tayinimiz kesin, vazife çıkmış, madem gideceğiz, bu vazifenin çıktığı adamın bir yol hazırlığı yapması gerekmez mi? Bir bavul yapması gerekmez mi birkaç gün önceden? Sağda solda borcu falan varsa kapatır, helalleşir, son bir yemek yer akrabalarla. Kesin gidecek bu, tayini çıkmış bu öğretmenin. Tayini çıkan bir adam bile bir yere gidecekken hazırlık yapıyor da. Ahirette tayinimiz kesin mi değil mi kardeşler? Net konuşun. %100. Yüzde peygamber bile olsan, ki son peygamber geldi. %100 tayinimiz var ahirete. Kesin gideceğiz. O zaman hazırlık yapman gerekiyor. Hazırlık neyle olur? Hazırlık ibadetle olur. Hazırlık namazla olur, zikirle olur. Dolayısıyla Allah Teala Hazretlerinden bir şey istemeden önce hamle yapacağız, ibadet yapacağız. Onu met edeceğiz. Hemen peşinden, metihten sonra benden dua isteyen kardeşlerime her zaman ne diyorum? Sana ikindi namazından sonra, öğle namazından sonra, yatsı namazından sonra, farzdan hemen sonra dua edeceğim kardeşim. Çünkü en kıymetli anlar farzdan hemen sonra yapılan dualardır. Ben bir hizmet yapıyorum sahibime, efendime, işverenime. Hizmetimden hemen sonra ücret isteme hakkım vardır. Her işçinin böyle bir hakkı var. Muhammed Aleyhisselam dua etmeden kalkan sahabeyi gördü camide. Dedi sen namazını kıldın. Niye dua etmedin? Allah'ın üstüne işim var. Yahu her işçinin çalıştıktan sonra ücret isteme hakkı vardır. Sen patrona çalıştın ücret istemiyorsun. Bu arkadaşı mı? Otur ellerini aç ücret iste Allah'tan. Ne istersen iste. Ama unutma hem dünyalık iste hem ahiretlik iste. İkisi birden olacak. Dolayısıyla önce bir şeyler yap. Ondan sonra istemeye yüzün olsun, istemeye hakkın olsun. Bir dergaha kibirli bir müderris geldi. Dergahın şeyhini imtihan etmek için. Şeyhe geldi dedi ki sana bir sualim var. Böyle kibirli insanlar vardır. Cahil, ham insanlar. Okumuş fakat nefsini ve ruhunu terbiye etmemiş. Bilgiyi aklına doldurmuş, kalbi ve ruhu tatmin olmamış. Edep görmemiş, edep bilmiyor. Geldi şeyh efendiyi imtihan edecek. Dedi bir sualim var. Buyur kardeşim dedi. Biz Müslümanlar namazlardan sonra yaptığımız tesbihatlarda Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Halbuki biz biliyoruz ki Allahu Ekber zikri en büyük zikirdir. Allah'ın ismini en çok yüceltmedir. Neden Allahu Ekber zikrini Subhanallah'ın önünde yapmıyoruz da önce Subhanallah, sonra Elhamdülillah, sonra Allahu Ekber diyoruz? Şeyhe sorduğu soru bu. Şeyh diyor ki bizim diyor aşçıbaşı çağırın. Üveys Medeni Hazretleri. Aşçıbaşı, evliyanın aşçıbaşı ne olur? Salih olur, veli olur. Üveys Medeni Hazretleri. Çağırın diyor bizim aşçıbaşına. Buna diyor ben cevap vermem. Zaman kaybı olur. Karşı taraftaki adam kibirli olunca Şeyh Efendi de anlayacağı dilden döner tekme atıyor. Ben buna zaman kaybı olur diyor. Cevap veremem. Bizim aşçıbaşını çağırın diyor. Bir dergahta, bir medresede aşçı, temizlikçi, çaycı. Ne demek? Sohbeti hepsinden daha az dinler. Çünkü bu hizmet yapıyor. Hepsinden daha fazla sevap kazanır. Ama bütün dervişlerden daha az sohbet dinler. Aşçı başımı çağırın diyor. Buna diyor cevabı o versin. Aşçı başı Üveys Medeni geliyor. Buyurun diyor sualinizi alayım. Suali duyduktan sonra diyor ki bir kişi Subhanallah demedikçe Allah'ı bütün masivadan noksan sıfatlardan tenzih etmedikçe ona gerçek manada şükretmiş olmaz. Gerçek olarak şükretmek istiyorsa önce bütün masivadan Allah'ı tenzih edecek. Bu neyle olur? Subhanallah, Subhanallah, seni tenzih ederim Allah'ım, seni tenzih ederim. Biz Subhanallah derken kalbimizde, aklımızda hangi mana olacak kardeşler? Subhanallah. Hacı amcalar gibi, 70'lik hacı amcalar gibi süp 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 demeyin camide mübarekler ya. Onlar ne yapıyor? Tesbih alıyorlar, yarış yapıyorlar yanındaki hacı Niyazi ile. Yarış yapıyor. Süp 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 süp. Hangimiz daha önce bitireceğiz? Bu gençliğin bir göstergesi. Hangisi daha önce süp süp bitirirse diğerinden daha genç olduğunu ispat etmiş oluyor. Bu bir yarışma. Halbuki şeytan ikisini de alay ediyor, kandırıyor.
süp 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 demeyle sevap kazanamazsın. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seni tenzih ederim, yarattığın her şeyden. Seni tenzih ederim, seni tenzih. Aklında bu düşünce olacak. Subhanallah, seni tenzih ederim Allah'ım. Bu olduğu zaman yarattığı bütün güzel şeylerin hepsinden Allah'ı tenzih ediyorsun. Bunlardan hiçbirisine benzemez o. Kur'an demiyor mu? Leyse kemitlihi şey'un. Onun dengi ve benzeri hiçbir şey yoktur. O zaman bütün her şeyden tenzih edeceksin onu. Sonra Üveys Medeni diyor ki, ona şükretmedikçe, gerçek manada kalben ve ruhen secde etmedikçe ve kalben elhamdülillah demedikçe Allah'ın en büyük olduğunu iman etmiş olmazsın. Mübareğin verdiği manayı görüyor musun? Önce tenzih edeceksin, sonra kalben şükredeceksin, hamd edeceksin. İkinci tesbihimizde elhamdülillah, Allah'ım sana hamd olsun, elhamdülillah, sana hamd ediyorum Allah'ım. Bu hamd etmeyi yapmadıkça Allah en yücedir, sözü boş. İnanmadığın bir şey söylüyorsun. Dille tekrar ediyorsun, kalbin ve aklın başka bir şeyde. Gerçek bir derviş, gerçek bir salih kul, Allah'ı zikrettiği zaman fikri neyse zikri odur. Şimdi dilinde Allah var, Allah var ama sen maç seyrediyorsun. Gözünde maç var. Allah, Allah, Allah. Ya Batshuayi niye atarsın ya? Böyle sarı kart mı olur ya? Allah, Allah. Heh, penaltı verdi, affet dedi kendini. Allah, Allah. Böyle zikir olur mu? Olmaz. Kapat onu bir. Ya da izle. Bitir, kapat. Yorumlara falan takılma. Girme o Alex mi, Hacı mi muhabbetlerine girme. 40 sene önceki mesele. Girme oralara. Maçı izledin, kapat. Geç köşene, zikre başla. Şimdi zikrin ve fikrinin bir olması gerekiyor. Yani kafan dağınık olmamalı. Zikrini yap, bunları düşünerek yap. O zaman zikrin hemen peşinde ne yapacaksın? Her işçinin hizmetinden hemen sonra bir şeyleri isteme hakkı vardır. Allah'tan istemeye başlayacaksın. Allah'ım bana şunu ver. Allah'ım bana hayırlı bir evlat nasip et. Allah'ım bana bir araba ver. Allah'ım bana ilim öğrenmemi nasip et. Kur'an'ı anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi nasip et. Allah'ım bana ahireti kazanabilmeyi nasip et. Bak hem dünyalık hem ahiretlik. Gerçek bir kul, akil bir kul böyle olmalıdır. Ama burada onların ahiretten bir nasibi yoktur diyor. İslam alimleri dua ederken isteyenleri üçe ayırmışlar. Bir, sadece dünya için isteyenler, bunlar kafirlerdir. İki, hem dünya için isteyenler, hem ahiret için isteyenler, bunlar müminlerdir. Biziz elhamdülillah. Üç, sadece ahiret için dua edenler, bunlar da cahillerdir. Sadece ahiret için dua etmek caiz midir? Caiz değildir. Hayır, bazıları takva göstergesi yapar. Ben bu dünyada hiçbir şey istemiyorum. Hayırlı bir eş istemiyorum, çocuk istemiyorum, iş istemiyorum. İş istemiyorsan nasıl yiyip içeceksin? Eş istemiyorsan nasıl çocuğun olacak? Bu vatana, millete nasıl hizmet yapacaksın? Asker lazım bu vatana. Bu vatana asker doğacak. Ayşe lazım, Fatma lazım. Kadın lazım bu vatana. Evlenmezsen nasıl çocuğun olacak senin? Hem hiçbir hizmet yapma. Hayır, ben sadece ahiretten istiyorum. Bu caiz değildir. Efendimiz Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Muhammed aleyhisselamla ölüm döşeğindeki bir hastayı ziyarete gittik. Efendimiz aleyhisselam hastayı gördü. Dedi ki sen yanlış bir şeyler yapmışsın. Görür görmez hissetti, fark etti. Belki de bir vahiy aldı. Sen dedi yanlış bir şeyler yapmışsın. Sen dedi nasıl dua ettin? Bu olaydan önce, şu yatalak duruma gelmeden önce sen nasıl dua ettin? Hasta dedi ki şöyle dua ettim ey Allah Resulü. Ey Rabbim, ahirette bana vereceğin bir azap, bir sıkıntı varsa bana ahirette gösterme, hepsini bu dünyada ver. Yaptığın dua bu. Bu duaya ne deniyor? Sadece ahiret için dua yapanlar. Dünyayı bak, dünyayı es geçmiş. Dünyada ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin, umursamam diyor. Takva da o kadar yüksek ki. Vallahi bunun takva ile alakası yok. Tamamen cahillik. Tamamen meydan okuma. Cehaletten dolayı bir meydan okuma var. Hayır. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Subhanallah. Hiç kimsenin buna gücü yetmez. Sen şöyle dua etseydin daha güzel olmaz mıydı? Rabbim bana dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Ve beni ateşin azabından koru. Bak aynı dua. Muhammed Aleyhisselam'ın en çok yaptığı dua. Çünkü atası İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır bu. En çok o yapardı. Peygamberimiz Aleyhisselam da ondan öğrendi bu duayı.
Sen böyle niye dua etmiyorsun? Şimdi biz insanoğlu aciziz, zayıfız, diğer insanlara muhtacız. En ufak bir yerimizde bir ağrımız olsa, dişimizde hafif bir çürüme olsa, zevk, lezzet, her şey biter. Zevklenme, lezzetlenme, huzur, mutluluk biter. Dünyanın en zengin adamı bile olsan. Diş ağrısı var ya, seni uyutmayan diş ağrısı. Bütün zevkini, lezzetini bitirir. Sen böyle aciz bir insanken, o dişin ağrıyorken, Allah'ım ahirette çekeceğin bazı sıkıntıları varsa bu dişimin ağrısını arttır dersen ne olur? Meydan okuma olur. Meydan okuyorsun. Tasavvuf ehli bir sufi bir mağaraya girdi ve Allah'a bir dua etti. Allah'ım sana yakınlaşmamın artmasını istiyorum. Benim başıma öyle musibetler ver ki sana çok daha fazla yakınlaşayım. Böyle bir dua yapmak caiz mi? Değil. Sufi olacaksan, tasavvuf erbabı olacaksan iki kanatlı olman lazım. Hem zahiri ilimleri öğreneceksin, hem manevi ilimleri öğreneceksin. Yoksa bu sufi gibi yanlış iş yaparsın. Allah-u Teala sidikliğini bağladı. İdrar yapamadı. Tam bir gün. Bir gün idrar yapamazsa bir adam ne olur? Patlama ve ölme tehlikesi. İdrar içeride patlarsa ölürsün. Zehirlenirsin ve ölürsün. Allah'ım ben yaptığım hatanın farkına vardım. Tövbe ediyorum. Bana dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Dedi, geri adım attı. Tövbe etti. Allah onu rahatlattı. Dolayısıyla sadece ahiret için istemek de yok. Sadece dünya için istemek de yok. En güzel yol hangi yol? Vasat olandır. Yolların en güzeli vasat olandır diyor Muhammed Aleyhisselam. Ortada. Hem dünya için isteyeceğiz, hem ahiret için isteyeceğiz. Allah Teala bizi muvaffak etsin kardeşler. Amin. Sonraki ayette Allah'ımız buyurdu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Onlardan bazıları da vardır ki şimdi başka bir sınıf anlatıyor. Yukarıda kafirleri anlattı. Şimdi bak müminleri anlatıyor. O insanlardan bazıları da vardır ki şöyle derler. Rabbena, Rabbim bize ver. اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilik ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. Bundan daha güzel bir dua var mı? Bunu yapman lazımken neden fantazilere kaçıyorsun? Garip garip fantaziler peşindesin. Aa, ben takvada artık seni. Dünyalık artık hiç istemiyorum. Hocam bıraktım dünyalığı. Terk ettim bıraktım dünyalığı. Ya yok böyle bir şey. Dünyalığı bırakamazsın. Bu imtihan salonunda dünyalığı bırakamazsın. Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşın ayeti varken. Bırakamazsın. Senin bir amacın var. Allah sana farz kılmış. Yeryüzünde din tamamen Allah'ın olacak. Yani bu ne demek? Dünyada kaç tane ülke var? 150 ülke. 150 ülkenin yönetim biçimi Kur'an olacak. Kur'an. Bu oluncaya kadar mücadele edeceksin. Ama hocam biz bunu başaramayız ki. Mümkün değil. O senin işin değil ki. O Allah'ın işi. Allah dilediği anda başarır. Dünyanın yarısını Müslüman yapmadı mı Allah Teala geçmişte? Dünyanın yarısı Müslümandı. Sonra insanlık bozuldu. Dünyanın yarısını Müslüman yapmaya muktedir olan Allah, tamamını da yapmaya muktedirdir. Dilesek herkese iman ettiririz diyor Allah Teala Kur'an'da. Bu başka bir ayet. Dilesek herkese iman ettiririz. Böyle bir kudreti var zaten. Ama onun bizden istediği bir şey var. Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşın. Bu bize bir sorumluluk yüklüyor. Bir görev yüklüyor. Vazifemiz var. Mücadele edeceğiz. Barış halinde ilimle, ayetlerle, hadislerle, tebliğle mücadele edeceğiz. Savaş halinde kılıçla, topla, tüfekle, tayfunla, İHA'yla, SİHA'yla, nükleerle mücadele edeceğiz. Savaşta ve barışta hep cihat. Cihat bitmez. Dolayısıyla bunu yapmak zorundasın. Kafirlerle cihadı bıraktığın anda zaten savaş düşmana benzediğin anda kaybedilmiş demektir. Sen düşmana benzediğin anda savaş bitmiş demektir. Ne farkın kaldı onlardan? Bakın. Bir şikayet mesajı. Hep burada hidayet mesajları, övgü mesajlarını okumuyorum. Şikayet mesajı var. Avrupa'dan her hafta yüzlerce mesaj geliyor. O mesajlardan en çok beni etkileyeni buraya getirdim. Bütün Avrupalı Müslüman kardeşlerimiz dikkatle izlesinler. Hocam, ben Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin birçoğunun hasta raporu alıp hastalıktan maaş aldıklarını ve yılın çoğu zamanını Türkiye'de tatil yaptıklarını görüyorum. Gerçekten hasta olmayıp bunu yapan on binlerce insan var. Tartıştığımızda sana ne? Yavrum parasından diyor birçoğu. Vay be! Yavrum parası o zaman
yiyebilirsin. Bu fetvayı sana kim verdi? Şeytan verdi. Kafasından fetva uyduran cahiller gibi. Sen de fetvayı şeytandan almışsın. Gavurun memleketindeysek, Fransa'daysak, Almanya'daysak alalım bir hastalık raporu 20 gün, 30 gün. Hastalık raporu aldığı zaman hem bir güvence parası veriyor hem de maaşını veriyor. Alman devleti, İngiliz devleti, Fransız devleti. Parası da değerli olduğu için bizim paraya göre ne yapıyor oradaki Müslüman kardeşim? Alıyor bu parayı. Hasta falan değil, sağlıklı. Türkiye'ye geliyor 2 hafta, 3 hafta tatilini bedavaya getiriyor. Helal mi? Gavurun parası helal. Sana yazıklar olsun. Gavura dair, kafirlere dair kul hakkı, Müslümanlara dair kul hakkından daha tehlikelidir. Çünkü Müslümanların bizden alacağı olduğu zaman sevaplarımızı verebiliriz. Ahirette anlaşmamız böyle olacak. Allah bizim sevaplarımızı alacak, diğer bizde hak sahibi olan Müslümanlara verecek. Teraziyi böyle dengeleyecek. Gavura ne vereceksin? Cahil halktan bazıları şöyle der. İmanını vereceksin. İmanını vereceksin. Subhanallah. Orada iman alma, iman verme yok. Bir kere bunu anlayın. İman burada. Son nefese kadar. Aldın aldın, verdin verdin. Orada yok öyle bir şey. Orada ne olur? Sevap veremezsin çünkü sevaplar işe yaramıyor kafirlerde. Onun günahlarını üzerine alacaksın. O ahirette ne kadar azap çekecek? Bir tonluk bir ateş diyelim. Şimdi sen onun hakkına girdin, parasını çaldın. Fransız devleti de olsa, İngiliz devleti de olsa hakkın olmayan bir şeyi yalan beyanla çaldın, gasp ettin. Oradaki insanların, Hristiyan vatandaşların parasını gasp ettin sen. Bu ne oluyor? Oradaki her bir Hristiyan, devlet değil ha. Almanya'da kaç tane vatandaş var? 50 milyon. 50 milyon kişi senin karşına geçecek. Hop! Necati, namazları kılıyordun ama hadi gel bakalım karşıma diyecekler. Bak cehenneme girmeleri gecikecek orada. Cehenneme girmeleri gecikecek. Günahlarının bir kısmını sana yükleyecekler. Az sonra cehenneme gireceğim zaten. Alabildiğin kadar benden al Necati, Hacı Necati. Alabildiğin kadar benden al. Gireceğim cehennem azabında ben de çekebildiğim kadar az azap çekeyim diyecek. Hacı Necati abiyle böyle bir diyaloglar olacak. Kafirin alacağı böyle tehlikeli. Müslümanın alacağından daha kritik, daha zor bir durum. Bu yüzden bunu yapamazsın Müslüman kardeşim. Sen kimi kandırıyorsun? Faiz, yurt dışında da faiz. Kul hakkı, yurt dışında da kafire de kul hakkı. Vergi kaçırma falan nasıl burada caiz değilse, orada da caiz değil kardeşim. Kul hakkı vebalim var. Müslüman kardeşlerimiz bu konuda uyarıyorum. Sakın yalan beyanda bulunup da paralarını alıp gelip burada tatil madili yapmasınlar. Ondan sonra diğer mesajlar bize şöyle geliyor. Oğlum balkondan düştü, iki bacağı kırıldı hocam. 2000 euro masraf çıktı. O tatil yapıyordun bir ay önce. Alanya'daydın. İslami otelde. Alanya'da İslami otel. Haram parayı yiyordun, Alman'ın parasını yiyordun. Domuzun parasını yemeyen denizin öyle bir şey vardı, cümle vardı. Şimdi burada kullanmayayım, gerek yok. Havacıma yapıyordum. Alanya'dan tak selfie. Alman'ın parasını yiyorum falan. Ne oldu? 2 hafta sonra çocuk bacaklar kırıldı. 2000 euro. Burada tatile verdi. 1200 euro Almanya'ya gitti. 2000 euro çocuğun bacaklarına verdi. Eskisi gibi de olamayacak. Allah Teala bu dünyada çıkartır. Eğer sen Rabbinle bağını kopartmamış bir Müslümansan bu dünyada senin başına bela verir. Ahirete bırakmasın diye. Bunlar olmadan sen kul hakkından korkacaksın Müslüman kardeşim. Ona benzediğin zaman savaşı kaybedersin. Kafire benzediğinde zaten savaş bitmiş demektir. O kazandı. Cadılay Bayramı diye bir şey çıktı biliyorsunuz değil mi? Ülkemizde de var şu anda. En evvel 3-5 sene önce sadece elit kesim bunu yapardı. Lüks yaşayan, üst sınıf, üst tabaka ve sanat camiasından bazıları. Cadılar Bayramı için toplanırlardı küçük partiler. 50 kişilik, 100 kişilik küçük partiler yaparlardı. Şimdi sokaklara çıkıyor insanlar. Orta kesim ve alt kesimde. Saçma sapan giysiler giyiyorlar. Zombi kıyafetleri, vampir kıyafetleri falan. Sokağa çıkıyorlar, Cadılar Bayramı kutluyorlar. Kardeşler, fetvası şu. Yılbaşı gecelerinde biz niye toplanıyoruz? Her yılbaşı gecesi Allah izin verirse, Rabbim ecelden aman verirse yine o son gece, aralığın son gecesinde yine milleti toplayacağım buraya. Millet günaha girmesin, ben burada ilim konuşayım. Ayet hadis konuşacağız inşallah. Niye topluyoruz? Millet kafir olmasın diye. Onlara benzediğin anda çünkü dinden çıkıyorsun. En ufak bir gayrimüslimlerin, kafirlerin en ufak bir dini ritüelini yerine getirdiğin zaman, şaka yollu bile olsa benzeştiğin zaman dinden çıkarsın. Yılbaşı gecesi nasıl bir Romalılardan kalma bir dini ritüelse,
Thanksgiving nasıl Hristiyanlardan kalma dini bir ritüelse, çam ağacı nasıl Romalılardan kalma ritüelse, Noel Baba üç tanrıcılardan kalma nasıl bir ritüelse, bunlara benzeyen, öven, makara yapan bir şey yaptın mı nasıl kafir oluyorsa, Cadılar Bayramı'nı da kutladığın anda İngilizlerin dini ritüellerinden, dini bayramlarından birini yerine getirmiş oldun. Cadılar Bayramı İngiltere'den gelmedir. Senenin bir gününde akrabalarının, ruhlarının kendilerini ziyaret edeceğini düşünürler. Kötü ruhların da o ruhların gelmesine engel olacağını düşünürler İngilizler. Kötü ruhlar gelmesin diye her biri ne yapar? En korkutucu kıyafetlerini giyerler. En korkutucu makyajlarını yaparlar. Bir de her evin kapısının önünde bal kabağı, içinde mum yanan bir bal kabağı olur. Amerikan filmlerinde görmüyor musunuz o bal kabaklarını falan? Ya Jason hiç seyretmediniz mi siz ya Jason? 13. Cuma. Boğne kesiyor, biçiyor falan. Bal kabağı var herkesin evinin önünde. Kötü ruhlar gelmesin diye o bal kabağı engelliyor. Şimdi bu bir dini ritüeldir, dini bir bayramdır. İngilizlerden gelmiştir. Nasıl çam ağacı Romalılardan 1 Ocak yılbaşı kutlaması Romalılardan geldiyse, Papa nasıl Romalıların bayramını almış Hristiyanlığa monte etmişse, Cadılar Bayramı'nı da aldılar. Bundan 2 önceki Papa Cadılar Bayramı'nı aldı. Hristiyanlığa monte etti. Onları da inancımıza kazandıralım. Onların da dini bayramlarını alabiliriz. Ya Hristiyanlık zaten tarif olmuş bir din. İstediği yerden dini bayramlarını alıp koyabilir. Papa'nın ikinci adamı açıklama yaptı, kardinal. İkinci adam. Yıllar önce dedi, 13-14 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettim, tacizde bulundum. Hala vicdanımda bir yaradır. Onun hayatında çok büyük travmalar yaşattığını biliyorum. Asla toparlanamadı. Bunu da içimden atamıyorum, itiraf etmek zorunda kaldım. Bu sadece itiraf eden 3-5 kişiden bir tanesi. Suçları ortaya çıkmış olan on binlerce papaz var. Dünyada en çok çocuk tacizi yapan millet hangi millet? Hristiyanlar, üç tanrıcılar. Özellikle üç tanrıcıların dindar olan din adamları. Neden? Çünkü Allah'ın kendilerini yasaklamadıkları bir şeyi takva göstergesiyle yasakladılar. Allah onlara evlenmeyi haram kılmadı. Kur'an diyor, ben onlara evlenmeyi yasaklamadım. Onlar kendi kendilerine bu yasağı verdiler. Sözlerinde de durmadılar. Sözlerinde durmadılar ne demek? Kadınlarla evlenmediler. Kadınlara evlenmediğin zaman bir erkek cinsel ihtiyacını meşru yoldan karşılamadığı zaman ne olur? Sapıtır, sapkınlaşır. Ya çocuklara meyleder, ya zinaya meyleder, ya farklı farklı yollara tevessül eder ve cinsi ihtiyacını sapkın yollarla, haram yollarla tatmin etmeye çalışır. Buna sapıklık denir. Allah'ın dediği gibi yapmazsan, takva göstergesi yaparsan, Allah bana bunu haram kılmadı ama ben o kadar yakınım ki Allah'ıma, kendi kendime haram ediyorum. Ya sen kimsin sen ya? Koca peygamberler evlenmiş. Evlenmeyen peygamber sayısı bir elin parmaklarından azdır. Bütün peygamberler evlenmiş ve hepsi çok eşli. Tek eşli yok. Hepsi çok eşli. Bütün salih zatlar evlenmiş. Çoğu çok eşli. Sen takva göstergesi. Ben evlenmem. Ben kendimi Allah'a adadım. Sahtekarsın. Takva pozu yapıyorsun. Sahtekarsın. Böyle bir şey olmaz. Sen evlenmek benim sünnetimdir. Evlenmeyen benden değildir diyen Muhammed Aleyhisselam'a hiç mi benzemek için bir hamle yapmazsın yani? Hiç mi? Bir muhabbetin yok. Biraz saygı ya. Biraz saygı, onun önüne geçmemek için biraz saygın olması lazım. Dolayısıyla Allah-u Teala bu ikinci ayette de biz Müslümanlara yapmamız gereken duanın ne olduğunu bildirdi. Dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. وَقِنَا عَذَابَنْ نَا Üçüncü durak ne? Üçüncü durak da cehennem. Oradan da bizi koru Allah'ım. Biz cennete gitmek istiyoruz ama cehennemin içinde kalmadan cennete gitmek istiyoruz. Bu duayı yapacaksın. Cehenneme girmeden cennete girecek kimse yok. Muhakkak içinden geçeceğiz. Yakmadan, boğazlarını yakmadan Allah Teala içeriden geçirecek. Nereden kurtulduğunu görsünler, daha çok şükretsinler diye. Boğazlarını yakarak geçirecek. Allah'ım sen bizi yakarak geçirdiklerinden etme ya Rabbi. Amin. Amin. Üçüncü ayet. Ulaike lahum nasibun mimma kesebu. İşte onların kazandıklarından kendilerine bir nasip vardır. Nasip kelimesi nereden gelme? Arapça. O hem dünya için hem ahiret için isteyen Müslümanlar var ya, bizden bahsediyor Allah Teala. Onlar için kazandıklarından dolayı kendilerine bir nasip vardır. Çalıştık, ettik, namaz kıldık.
zekat verdik, oruç tuttuk, ilim meclislerine geldik, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Bunlar güzel şeyler yaptılar. Çalıştılar. Ahirette ben bunlara hem dünyada verdim, nimetlendirdim onları. Kafirlere de verdim, müminlere de verdim. Bugün dünyanın en zenginleri kimler? Cahil Müslüman diyor ki en zenginleri Yahudiler. Yalan. Yalan. Bugün dünyada en zengin olanlar Araplardır, Müslümanlardır. Arap Müslümanlardan daha zengin insan yok dünyada şu anda. En büyük İngiliz kulüplerini, Avrupa kulüplerini satın alanlar kimler? Yahudiler bir kuruş vermez. Dünyanın en cimri insanlar onlar. Araplar en büyük paraları boş şeylere Araplar verirler. Ümmete vermez. Kulüp satın alır. Neymar'a verir, Messi'ye verir. Kerem Hoca'ya bir kuruş veren bir Arap yok. Arkadaş bir dergi açın diyorum ya. Neymar'a vereceğinin binde birini bana ver. Bir dergi aç ya. Bana da verme. Aç dergiyi koy beni içine. Koy beni içine dünyayı değiştireyim. Yok. Dünyanın en zengin insanları Araplar ama ümmete zerre faydaları yok. Hep keyif, hep zevkleneyim. Benden bahsetsinler. Bu kulübün sahibi falanca şey. Falanca. Bu kulübün sahibi falanca Arap şey. Övülmek. İnsanların nazarında övülmek. Ama Allah israf edenleri sevmez ayetini de okur. Ramazanlar geldiğinde bu Araplar bu ayetleri de okur. Allah israf edenleri sevmez. Burada ihtiyaç sahibi binlerce Müslüman var, yüz binler var. Ümmet fakir, ümmet aç. Türkiye'den başka bakan yok. Siz kulüplere para yardırıyorsunuz. Sırf ismim duyulsun diye. Manchester City neydi? Çöp takım. İngiltere'nin en vasat, en çöp takımlarından. 3-5 şampiyonlu olmuş 150 senede. Arap şeyh bir gitti. Tak bastı parayı. Bastı parayı dünyanın en büyük hocasına getirdi. Bastı parayı dünyanın en büyük topçularına getirdi. Şu anda dünyanın en büyük takımı. Manchester City. En kaliteli futbolu onlar oynar. Neden? En iyisini. Hangi mevkide? Sağ bek mi? Dünyada en iyisi hangisi? Tak sormuyor. Kaç, ne kadar diye sormuyor. Bastırıyor parayı alıyor getiriyor. Petrol parası var diyor çünkü. Allah bana vermiş diyor. Allah sana verdi ama bunlarla sınav edecek seni. Bir adamın yükü ne kadar fazlaysa vereceği hesap da o kadar fazla olur. Havalimanına 4 tane bavulla gidiyorsan orada 5 dakikadan geçemezsin. 4 tane bavulla daha fazla seni orada tutarlar. Daha fazla sorgu sual yaparlar. Aletlerin içinden geçmek zorunda kalırsın. Ama bir tane bile bavulun yoksa bileti verirsin tak diye geçersin. Ne kadar az o kadar kolay hesap. Ne kadar çok mal o kadar zor hesap. Kendinizi buna göre değerlendirin kardeşler. Ve ayet bitiyor. Vallahu seri'ul hisab. Allah, o Allah hesabı çok seri görendir. Seri kelimesi nereden geliyor? Seri, tekbelerin çok seridir. Seri'ul Kur'an'dan Arapçadır. Hesap, hesap kelimesi nereden geliyor? Arapça. Türkçe'de kullandığın kelimelerin %80'i, 90'ı Arapçadan geliyor. Ve hala sen Arapça düşmanlığı yapıyorsun. Bu ülkede Arapça okutmayın, Osmanlıca okutmayın. Ya senin kullandığın kelimelerin %90'ı Arapça zaten. Arapça kökenli. Niye kendi bildiğin dala küfrediyorsun ki? Kendi bildiğin dalı kesiyorsun. Neden bu kadar cahilsin ya? Neden bu kadar cahilsin? Zır cahil. Allah hesabı çok seri görendir. Nasıl seri gören? Şimdi bana aynı anda iki tane adam soru sorsa ben aynı anda ikisine cevap veremem. Çünkü aynı anda ikisini dinleyemem. Bir kişiye odaklanmak zorundayım. Onun sorusunu alırım, hemen fetvasını veririm. Sonra onunla işim biter, bu tarafa dönerim. Bu kulun verebileceği cevaptır. Bu kulun verebileceği hesap, sorabileceği soru ya da alabileceği cevaptır. Allah ise böyle değildir. Allah'ımızın yapacağı hesap, aynı anda milyon tane insanın hesabını görür. Aynı anda. Bu onun için çok kolaydır. Muhammed Aleyhisselam nasıl dua ediyor Allah'ımıza? Bak şu övgüye bak. Ey bir meşguliyetin başka bir meşguliyetiyle engelleyemeyeceği zat olan Allah'ım. Bir meşguliyeti başka bir meşguliyetiyle engellenemeyecek olan Allah'ım. Allah'ımızı övmesi şekline bakar mısın? Efendimiz ait. Ya şu inceliğe bak ya. Şimdi Allah Teala Hazretleri benim mahallemde İsmail'in ve Zeynep'in kızını doğuruyor. O anda dünyaya getiriyor, bir can veriyor. Zeynep doğum yapıyor. Bak o anda can verdi. Doğurdu. Aynı anda, aynı saniye içinde o mahalleden İsmail'in çocuğunu öldürüyor. Aynı saniyede bir çocuğu yaşattı, bir çocuğu öldürdü. Biz aynı anda iki işi birden yapabilir miyiz? Aynı anda iki yerde birden olabilir misin? Olamazsın.
Vallahu seri'ul hisab. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bir anda trilyarların, ilk insandan son insana kadar trilyarların hesabını bir anda görür. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine bakın. Mahşer günü Allah'ın hesap görmesi bir devenin süt sağımı kadardır. Allah'ın bütün insanların hesabını görmesi bir devenin süt sağımı kadardır. Araştırdım, bir devenin süt sağımı ne kadardır? 15 dakika. Trilyarlarca insan, Adem Nebi'den son insana kadar trilyarlarca insan gelmiş gitmiş olacak. Şu Allah'ın kudretine bakar mısınız? Ve diyorsun ki ya acaba bizi nasıl diriltebilir? Ya böyle bir şey olamaz ya. Kemiklerimizden bizi diriltebilir mi? 15 dakika içinde ben trilyarların hesabını göreceğim diyor Allah Teala. Siz hiçbir şeyken, bu kainat, bu galaksiler yokken ben örneksiz bir şekilde bütün galaksileri yarattım diyor Allah Teala. Ve sen diyorsun ki ben öldükten sonra beni diriltebilir mi acaba? Benim kemiklerimi tekrar toplayabilir mi? Olabilir mi? Mantığıma pek uygun gelmiyor. Ateistlerin bugün en çok arıza gösterdiği mesele. Tekrar dirilme ve hesap mümkün değil. Aklıma aykırı diyor. Kurban olduğum Allah. Her sonbaharda ağaçları öldürüyor. Her ilkbaharda ağaçları ve yeşilliklerin tamamını diriltiyor. Ve Kur'an'da bize soruyor. İbret almaz mısınız? Onları nasıl öldürüp diriltiyorsam o yeşillikleri. Sizi de aynı şekilde öldüreceğim. Topraktan bitireceğim, dirilteceğim. Benim için çok basit. Bu Allah'ın kudretinin karşısında bir eğilmen, bir secde etmen, bir hamd etmen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Allah Teala Hazretleri bize kıymet bilmeyi nasip etsin. Amin. Bir, velilerden bir zatın bir sözünü getirdim. Nakledeyim, hemen kapatacağım. Evliyanın büyüklerinden Amir bin Abdullah Hanbeli, Allah ondan razı olsun. Amin. Diyor ki, bir mümin günah işlerse 10 şey ile günahı affolunur ve ahirette cezasını çekmez. Şimdi aranızdan şunu diyebilecek olan kişi var mı? Ben günah işlemez. Ben yok günah işlemek. Mümkün değil. Bunu diyebilecek birisi var mı aranızdan? İhtimal yok. Sıfır ihtimal. Hepimizin günah işleme potansiyeli var. Çünkü biz beşeriz. Şeytanımız var. Şeytan arkadaşlarımız var. Hepsinden daha beteri iç düşman. FETÖ. Nefs. Nefs ve FETÖ aynıdır biliyorsunuz. Bizden gibi görünür. FETÖ. Nefs. Bunlar varken günah işleme potansiyelimiz ölünceye kadar olmaya devam edecek. Dolayısıyla günah işlediğin zaman bunun karşına çıkmasını istemiyor musun? 10 şeyden birisini yaparsan, şu 10 şeyden birisi olursa ahirette bu günah senin karşına çıkmayacak. Maddeleri sayıyor mübarek. Bak. Bir, tövbe edip istiğfar ederse. Günahı işledin. Pişmanlık oldu. Tövbe ettin Allah'ım. Tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum, bir daha yapmayacağıma söz veriyorum derse silinir. Buradan silinir, ahirette karşısına çıkmaz. İki, o günaha bedel iyiliklerde bulunup günahın yok olmasına çalışırsa muhakkak iyilikler kötülükleri siler. Ayetini hatırlayın. O günaha bedel, mesela bir günah işledin. O günaha bedel hemen bir hayır yaptın. Bir sadaka verdin, namaz kıldın, zikir yaptın. Karşılığını ödedin. Ahirette bu günah senin karşına çıkmaz. Çünkü dengeledin. Üç, dünyada musibete düşer olup günahına kefaret olursa. Başımıza gelen en ufak bir musibet, en ufak bir baş ağrısı, en ufak bir eşyanı kaybedip düşürüp kaybetme. Bunların tamamına musibet denir. Bu musibetlerin tamamı günahlarımızın affına vesiledir. Dört, kabirde sıkıştırılıp günahına kefaret olursa. Kabre girdik. Kabrin sıkması diye bir olay var. En kuvvetli sahabileri bile kabir sıkmıştır. Muhammed Aleyhisselam gördüğünü anlattı. Onlara oluyorsa bize de olacak. Bu olursa, kabrin sıkması olursa günahlarımıza kefaret olur. 5. Mümin kardeşleri onun için duada bulunsa. Allah yolunda kardeşler edinin diyor Muhammed Aleyhisselam. Ahiret kardeşleri edinin. Çünkü her kardeş size dua eder. Şimdi kardeşinden bir dua istedin. O da sana namazından sonra dua yaptı. Zikrinden sonra bir dua yaptı. Allah'ım benim kardeşim Murat'ın dua günahlarını affet. Allah'ım benim kardeşim Murat'a ahirette güzel derece nasip et. Basit bir dua. O senin işlediğin günahı var ya, sadece kardeşinin sana ettiği o dua sebebiyle o günah silindi gitti. Ahirette bir gideceksin, bakacaksın. Ya ben böyle bir günah işlemiştim, hatırlıyorum şimdi. Ama bu defterde yok. Allah Teala diyecek ki kardeşin sana dua etti, ben onu sildim. İslam yolunda kardeşlik böyledir. 6.
Yine mümin kardeşleri onun için istiğfarda bulunsalar. Allah'ım, İsmail kardeşimin gidişatı iyi değil. Bugün yine içki içmiş olarak gördüm. Mahallemden sallana sallana geldi. Nara atıyordu. İçtiğini gördüm. Allah'ım sen bu günahını affet. Allah bu kulunun duasını kabul ederse onun o gün içtiği içkinin günahını affeder. Ahirete karşısına çıkartmaz. 7. Mümin kardeşleri amellerinin sevabını ona hediye etseler. Müslüman kardeşin o gün ikindi namazını kıldı. Peşinden de dedi ki ya Oktay aklıma düştü. Allah'ım bu kıldığım ikindi namazının sevabının bir mislini Oktay kardeşime de hediye ettim. İçimden geldi. Sevabını ulaştır. Dedi mi? Oktay hayatta olsun ya da ölü olsun fark etmez. Amel defteri kıyamete kadar kalıcıdır. O ölmez. Fiziği ölse bile amel defteri kıyamete kadar kalıcı. İsim söyledin mi? Sevabını ona hediye ettim dedin mi? O sevap Oktay evinde yatıyorken, çay içiyorken sevap onun amel defterine gelir. Allah yolunda kardeş edenin kardeşi. Bunun avantajları saymak da bitmez. Bak hala sayıyor. 8. Kıyamette şiddetlere düşer kalıp günahına kefaret olursa. Güneşin bir mızrak boyu yaklaşacağı bir yerden bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. İnsanların kendi terinde boğulacağı bir yer. Kıyamet. Mahşer. Buralar hep sıkıntı. Bunların tamamı günahlarımızın affına vesiledir. 9. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati imdadına yetişirse. Hepsinden geçtik. Günahlar yine sevaplardan fazla. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir şefaati var. Sadece şefaatle alakalı 30'dan fazla hadisi var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Şefaat yoktur diyenler Muhammed Aleyhisselam'ı yalancı demişler. Şefaat yoktur diyenler şefaatle alakalı bütün ayetleri inkar etmiş demektir. Ilımlı İslamcılar, Kur'an'ın bir kısmına iman etmiyoruz. Şu anda günümüze hitap etmiyor diyen sahtekarlar. Makron Müslümanları. Allah sizi Macron'la haşretsin. Amin. Bizi de Muhammed Aleyhisselam'la haşretsin. Amin. Herkes imamıyla haşret olacak o gün kardeşler. Benim imamım Muhammed Aleyhisselam. Macron değil. Onlar kendi imamlarıyla, biz kendi imamlarımızla. Onların dini onlara, bizim dinimiz bize. 10. Okuduğu Kur'an-ı Kerimler kendisine şefaat ederse. Ha, akşamları Kur'an okuyorsun ya, o okuduğun bu cansız değildi bu. Kur'an'ın ruhu var. Kur'an'ın hafıza kayıt defteri var. Tıpkı Hacer-ül Esved gibi. Hacer-ül Esved hakkında alimlerimiz ne anlatıyor? Kayıt eder. Ve mahşer günü kim kendisine selam verdiyse, Kabe'yi tavaf ederiz, selam veririz ya Bismillahirrahmanirrahim diye. Kendisini kaydeder ve mahşer günü şefaatçi olur. Allah'ım bu kulun geldi, bana hürmet ve tazimde bulundu, benim etrafımdan geçti ve zikretti, senin ismini zikretti. Günahlarını affet. Bu bir taş, cennetten gelen bir taş. Şimdi Kur'ansa cennetten gelen o taştan daha değerlidir. Bu Kur'an ayetlerini okuduğun zaman, hürmet ettiğin zaman bu ayetlerin hafızası vardır, Kur'an'ın hafızası vardır. Seni kayıt altına alır, mahşer günü der ki Allah'ım bu kulunun evet terazide günahları sevaplarından fazla ama beni okudu, bana hürmet etti. Günaha girdi ama bana da hürmet etti ve beni okumayı bırakmadı. Şefaatçi olmak istiyorum. Bu da 10. maddedir. Allah Teala Hazretleri şu maddelerin her birini yaşayıp ahirette sevap dengesini günahlardan çok daha yüksek bir şekilde götüren kullardan bize olmayı nasip etsin kardeşim. Amin. 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 Allah hepinizden razı olsun. Çok zorlanacağımı düşündüm ama Allah Teala yardım etti çok şükür. Dualarınızla çok rahat bir hizmet yaptım. Elhamdülillah. Şimdi eve giderim 3 gün yataktan kalkamam bunu biliyorum ama vazifeyi yaptık çok şükür. Rabbim nasip ederse önümüzdeki hafta salı akşamı bir yere davetli olma ihtimalimiz var. Oraya gidersek cumartesi akşamı salı yapmam. Cumartesi hepinizi oraya davet ederim. Orada güzel bir sohbetimiz olacak. Halktan gelen soruları cevaplayacakmışız canlı yayında. Olmazsa orası salı akşamı inşallah yine buradayız. Ya mektubat okurum ya Abdülkadir Geylani okurum. Otururuz, ilim meclisimizi kurarız. İnşallah nasihatlerimizi alırız. Kendimizi fikren, ruhen, kalben geliştiririz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu kardeşinize dua edin. Mevla şifamızı versin ki daha kolay hizmet yapalım. Amin. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.